Evet. ve hiçbir şekilde iyileşe, iyileşme sağlayamıyorum. Şu an vücudumun yüzde doksanı yara. Oo. Her yolu denedim. denemedim denemediğim hiçbir şey kalmadı. Ama Sedef. düzeltemiyorum kendimi. Evet hocam. Evet. Bakın Sedef'te şu masada duran sebzelerden bir tanesi Roka. Roka'yı haftada 3-4 defa tüketin. Ama Roka Sedef'i çözüyor mu? Hayır. Yeterli değil tek başına rokayla bu iş olmaz. Sedefte kullanacağınız şey e, üzüm çekirdeği, lavanta, çörek otu, karabaş ve keten tohumu yağı. Bunun şimdi bir hazırlanma şekli var. Bunun için evet, e, internet sitemize girip oradan tarifini alabilirsiniz. Kitaplarımda da var ama dediğim Kutun, ben gibi ben sizden yardım istiyorum. Hani sizin sizden İlaç almak istiyorum. Yani öyle bir şey yapabilir miyim ben? Yani internet sitemize girin, oradan tarifini okursunuz. Yani hı hı. E, şey su, telefon numaralarımız var, sizi arayabilirsiniz. Orada tamam yazılıdır, hocam. bakarsınız. Ee, e, Evel Allah çok büyük oranda, 8 yıldan beri mi var bu? 8 yıldan beri evet hocam. Peki, beş, ondan beş öncesi 9-10 on yıl önce... Bir stresli, üzüntülü, sıkıntılı günleriniz mi oldu? Hocam ben evlendikten sonra sedef hastası oldum. Hani bir türlü evet. de toplayamadım. düzeltemedim evet. kendimi. Evet anlıyorum. Şimdi e, tabii ki yani bu e, bu anlamda yükünüzün boşalması lazım, rahatlamanız lazım. E, burada yapacağınız şey yani bakın. Ee, hanım kızım size ben şunu söyleyeyim. <laughs> tıpta tıpta psikosomatik dediğimiz bir şey var. Yani psikolojimizin, ruh halimizin bedeni etkilemesidir. Önce siz kafanızı boşaltacaksınız. Yani bu sizi strese sokan, sizi üzüntüye gark eden, çözemediğiniz bu, bu probleminizi çözmeniz lazım. Çözmediğiniz müddetçe bu sizde kronik olarak kalacaktır. Ha bu önerdiğim kür size fayda edecek mi? Elbette edecektir. Yani %70, %80 oranında. Ama geri kalan, sizin kafanızda takılı olan, işte bu e, evliliğiniz esnasında söylediğiniz gelişmiş olan sıkıntıyı eşinizle konuşarak, e, psikolojik destek alarak bir psikologla bir psikiyatri uzmanıyla paralel bunu götürürseniz çok başarılı netice elde edersiniz. Ben size hayırlı günler diliyorum. Lütfen bu söylediğimi yabana atmayın.